Dolduruyoruz. He? Dolduruyoruz. Bu elindeki ne acaba? Ha, şey alıyorum, kaydı alıyorum. Notovlog çekiyorum ya. YouTube'da yayına koyuyorum. Hangi isim ne? Seko The Sakal. Seko The Sakal ha? Evet. Sana zahmet istersen bakarsın. Salam abi. Yüzünü göstermedim. Hani şey olmasın diye. Hmm. Böyle çekiyorum. Eğer istersen yüzünü de gösteririm. Sıkıntı var abi. İyi o zaman. İsim ne? Şu hepkin gör abi. He, ne haber? Nasıl iyisin? İyiyiz abi, çok şükür abi ya. Nasıl? Zamlarla aran? Sıkıntı yok abi. Müşterilerde sorun yaşıyoruz ya. Ne gibi? Yok işte çok pahalı. Yok ne zaman inecek. Senle ne alakası var? Yani. Bu nakit mi kart mı abi? Kart. Tamam. Ona göre tutan yazalım mı? Sen de sıkıntı yaşıyorsun. Tabii tabii. Aynen doğru abi. Yayınlamanda sorun yoksa? Sıkıntı yok abi ya. Yeter abi. 250'ye doldu diyorsun. Aynen abi. Daha da alır aslında. Alır mı? Yok, alır mı daha ki? Alır ama sorun değil. Tabii, 250 kalsın. Tamam, fazla abi. Zarar etmeyelim. Tamam abi. Yine zaman bekleniyor mu? Yok şu an öyle bir şey yok abi. Tamam. Bir şey de alayım. Tabii. Şöyle bir sayın abi. Çok sağ ol. Sen de sağ ol abi. Dört değil mi? Evet. 226. Teşekkürler. Kardeşim görüşürüz. Kolay abi gelsin. Abi görüşürüz, sağ olasın abi. Allah'a emanet. Sağ ol, o sen de kal abi. He tamam abi. Tamam. İyi olsunlar abi. Sağ ol. Şimdi kaydı kesmedim. Özellikle GoPro ile ilk çekimimi yol çekimi olarak başlatmış oldum. Bugün Kaan Elektronik'e gelme nedenim çene aparatım vardı. Daha önceden AliExpress'ten almış oldum. Onu ne yazık ki sıkarken kemer kısımlarından kırdım. Kaan'a geldim. Kaan Elektronik'e. Oradan şimdi kendime bir çene aparatı alacağım ki çekimlerimi çeneden yapılabilir vaziyette sizlere göstereyim. Ses şu anda nasıl geliyor bilmiyorum. İyi geldiğini düşünüyorum. Medya modla çekiyorum. Şu eldivenlerimi şuraya atarsam içeride daha rahat hareket edeceğim. Onun için bir yandan konuşup bir yandan sizlerle sohbet edip yapmaya çalışıyorum. Bugün hava güzel. Motorcular dışarıda. Şimdi gelin Kaan Elektronik'ten çene aparatımızı alalım. Evet, merhaba. Kolay gelsin. Çekim yapa yapa geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Göstermemde sakınca yoksa yok, size göstereyim. Tamam. Evet. Şey, bu çene aparatının şeyi vardı. Çekim yapmak için. Ondan alacağım. Tabii.
Arkadaşlar da görsün ya. Aynen. Onu istiyorsunuz galiba. Şundan. Rengi siyah olanı var mı? Siyah olanı şu an stoklarınızda kalmadı. Mavi seçeneğimiz var ayrıca. Mavi mi? Evet, mavi de orada var. Bakalım buradaymış. Fiyatı da şu anda 109 lira. Tabii 25 Mart'a göre hesap yaparsanız. Hangisi daha yakışır? Kask rengine göre değişir. Maviyi tercih edebilirsin. Evet, maviyi tercih edelim arkadaşımızın şeyine göre. Cem çıkartayım. Şu anda bir bağlayalım, görelim. Size de göstermiş olayım. Ben AliExpress'ten almış olduğumu ne yazık ki şey yaptım. Şimdi şöyle, montajı çok kolay aslında. Ya yok, evet. Onu alttan arkadaşlar görsün. İki tane ip çıkıyor. Evet. Bir tane ipi buraya geçiriyoruz. Diğerki de ipi buraya geçirdikten sonra. Ben tabii geçirmiştim. Daha evvelden kullandım. Fakat bugün ne hikmetse herhalde çok güçlü geldim. Asılınca o tokalardan kırdım. Evet, şu anda kask kamerasının aparatından çekim yapıyorum. Artık yolda da çekim yapacağım şu anda. Sağ olsun Kaan Elektronik'te arkadaşlar ilgilendi. Ödemesini yapayım kartla. Tabii. Ne kadar da? 110 lira fiyat. Bize. Temassız. Ne kadar yazarsan onu geçireyim hadi. Arkadaşlar gönüllerinden geçen indirimi de yaptılar. Sağ olsunlar. Şimdi yola devam ediyoruz. Benim sesi buradan da bir test etmiş oluruz. Gerçi buna uygun aparatı, daha doğrusu Rode mikrofonu almıştım. Onu takmadım. Dönüşte de Rode mikrofonla bir çekim yapacağım. İkisi arasındaki farkı böylelikle çekmiş olacağız. Şimdi de Overdose Moto'da Ferhat Hakan'la buluşmaya gidiyorum. O da oraya gelecek çünkü motorun karpış zamanı solüsyonlardan etkilenmiş yerleri kimyasallarla, motosikletimize zarar vermeyecek kimyasallarla yıkama gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım yollara gidelim. GoPro 9 ile beraber bir mikrofonsuz medium modla çekim, bir de artı medium moddan ayrı mikrofonla çekim arasındaki farkı da göreceğiz. Fazla hızlı kullanmayı seven biri değilim. Fakat geri geldiğinde önüm boşsa ve uygunsa o şekilde sürat yapıyorum. Yalan değil. Son zamandaki hastalığım geçti. Boğazlarımda bir sorun yaşamıştım. O sorundan sonra arada bir öksürme, tıksırmalar için kusuruma bakmayın lütfen. Evet, şimdiden mesela şey diyenleriniz olacak. Ya abi o aralara girilmez, yasak değil mi? Bunun gibi inatçı, yol vermek istemeyen, yabancı plakalı, daha doğrusu şehir dışından gelmiş, alışık olmayan İstanbul trafiğine kişiler de çıkabilecek. Onları da anlıyorum. Herkesi anlıyorum. Herkesin düşüncelerine saygı duyuyorum. Zaten ömrümüz. Seni anlıyorum kardeşim. Eyvallah. Belli bir yaştan sonra bunları demek zorundasın. Hele benim gibi yaşa 50'ye dayanmış biri için. Bir şey mi oluyor? Problem mi var? Eyvallah kardeşim. Tamam. Kusura bakma ya. Ben de yanlış yapmış olabilirim. Yoksa bu şehirde yaşayamazsın. Daha doğrusu yaşayamazsın değil, barınamazsın. Kendine yazık edersin. Yani o öyle yaptı, bu böyle yaptı, bilmem ne, yolda böyle didişmeyle geçmez. Hak vereceksin. Doğru, sen de haklısın birader. Ama bak, neden böyle yaptın, neden böyle yaptın konuşma gereği duyduğun zaman orada ortaya çıkıyor. Beni şehir dışından seyredenlere şunu söylemeliyim. Bu adam niye böyle kullanıyor diye düşünmeyin. Ne yazık ki İstanbul trafiğinde bu şekilde bazı hani aradan geçmeleri tehlikeye atmadan, burası çok önemli, kendimizi tehlikeye atmadan emniyet şeridini niye kullandığı ne alakalı
soru soranlar olabilir. Amcanın tekli yakalanmış. Kapalı kasa. Ducato buraya geliyor. İkinci köprü kullanamazsın. Ben yine arkadaşlar bu orta yere girmiyorum. Nedenler ya arkadaki memur arkadaşın niyetine bağlı. Kalkıp ben buradayken bir de orta şeridi şeyi kullanıyordum. Ben bir kameraya çekerse cezayı yapıştırabilir. Ben öyle düşünüyorum. Artık mal vermem adına cezalar yükseldi. Mal vermem adına bunu yapmak durumundayım. Oo, yolda kalmış arkadaş. Bir soralım mı? Ya merhaba, yardımcı olacak bir şey var mı birader? Eyvallah abi. Eyvallah. Peki. Sordum, yokmuş. Tam bir köprü üzeri berbat bir şey. Hazır böyle trafik var, ses biraz daha rölantideyiz. Şunu söyleyebilirim. Bu motoru tercih etmemdeki neden? Arkadaşlar, kamp yapmaya, doğayı seven bir için birebir. Diyeceksiniz ki iki tane motor alamayız. Hani hem dağ için hem şehir içi için. Evet, parası olanlar için şehir içinde scooter kullanmak çok güzel. Ama benim gibi maaşlı çalışan birisi için eğer iki motor tercihiniz olmayıp tek motorda hepsini halledeyim derseniz evet TNR 700. Artçısız tek kullanacaksanız, artçılı kullanacaksanız artçının biraz kilosu, ebadı önemli. Gelelim neden tercih ettiğime, yani tam olarak şehir içindeki trafikte de yüksekte olmak, ince olmasından dolayı böyle aralardan geçiyor olmak. Bu öksürük bütünü gösterdi. Aralardan geçiyorum, öksürük geçmiyor. Bunlar nedenlerimden bir tanesi. Yüksekte olup trafiği okur vaziyette aralardan geçiyor olmak çok zevkli. Bir de çok dengeli bir motor. Yani yavaşladığınızda bile ayaklarınızı koymanıza gerek kalmadan çok güzel denge sağlıyor. Bu motorda kullanacağınız en güzel lastik STR. Birinci STR Rally. Ama ben son zamanlarda Mitas'ı biraz merak ediyorum. Aynı zamanda da olursa hayır demeyeceğim Anlas var. Anlas'ın lastikleri zaten şu anda üstündekiler. Dünkün girip tutlar. Neden tercih ediyorum? Ben hem yazlık hem kışlık yapıyorum bu lastikleri. Bu gittiğim yer, iş için gittiğim yer biraz şehir dışı gibi kalıyor. Nevs tadına yakın 5. Levent iş yerim. Oraya giderken ki o buzlanma, işte kar yolu, su, yağmur, çamur. Yani dünkün girip tutlar. Bana kışın çok işime yaradı yani. Lastik çok güzel tutuyor. Bir kere asfalta yapışıyor yani. Bakalım lastik seçimi yakında. Ne aldığımı sizlerle paylaşırım. Ayrıca bu motorun tercih nedenlerinden bir tanesini daha belirteyim. Atak. Bayağı bir atak. Yani vitesiniz kaçı göstersin hemen kendini toparlayabiliyor. Yamaha TNR 700 candır arkadaşlar. MT 7 blok motor var.
MT7'yi bilenler de biliyor. Bu motora çok güzel adapte etmişler. Ben de 20.000 bakımı için Suna Motosiklet'e gideceğim yakın bir zamanda. Onun da videosu sizlerle paylaşmış olurum. Ya burnum akıyor ya, of ya. Balaklavayı siliyorum, ne yapayım? İçinde balaklava var, balaklava da siliyorum. Neden siliyorum? Akış kullanmak balaklava. Arkadaşlarıma ödünç balaklava vereyim dediğimde kullanmayacaklar. Serkan burnunu silmiştir diye. Bu karar değiştirebilir. Bak bu muhendak da sola geçebilir yani. Hadi. Hadi. Karar veremedi. Hadi. Yok doğru gidiyor ama geride bak Serdar. Sinyalin böyle kalma nedenini söyleyeceğim. Sinyal bu. Size anlatacağım çünkü kendi sinyallerini kaldırdım, LED sinyal aldım AliExpress'ten. Onları kullanıyorum. Bağlantıda yanıp sönme, yani normal kendi sinyalinde yanıp sönme yapıyordu. Bunu da yapmıyor. Nedeni ise aldığım LED sinyalleri doğrudan bağlattığımdan kaynaklı. Ondan dolayı. Sola. Kontrollü bir şekilde sola. Aa, burada karar verdi. Sağa döneceğim dedi. Evet, sola döneceğim dedi. Evet. Denizbank'ın yanından indim. Girilmez deniyor. Oraya girmiyoruz. Hem trafik kurallarına uyuyoruz hem de doğru gitmek için. Buradan bu araba duruyorsa bir nedeni vardır deyip yavaşlayıp son zamanlarda bazı hocalarımız var böyle anlatarak şey yapıyor ya, benden ne oluyor? Yanından kontrollü kornamızı çalıp geçerek overdose garaja geliyoruz. Kornamızı çalıyorsunuz, kapıyı açıyorlar size. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş bulduk. Ama motorumuza zarar ver. Ooo Vitener 700 kim gelmiş acaba? Bu olsa olsa Tolga'dır deyip yayını kesmeden devam ediyoruz. Nereye alayım? Evet CRF'ler, Tener 700'ler, herkes burada. Ducati'ler. Evet. Şöyle size göstereyim gelmişken, çekimimize devam edeceğiz burada. Bunu iki bölüm halinde yayınlayacağım. Bu ilk bölüm, ikinci bölüm ise burayla ilgili her türlü her şeyi paylaşmak üzere. Şimdilik bu kadar. 10 liralık yıkama ile 10 bin liralık olmayın arkadaşlar. Yani deminden beri siliyor abi. Hop! Sonra devam edeceğiz. Ben de diyor sakallıyım ama diyor.